fotoğraf çekmeyeyim. Böyle. Abi boş yerdim şey, yukarıdan alayım, şurada şey parladı da, fonlar, resim de çekiyor şimdi tabii. Çok sonra kalabalık girince benim için.
Demeyim ya.
bakacağız. İnsan cesaretine dayanan ve medeni
cesaretten anladığımız medeni cesaret. Bunu sadece bu ülkede düşünen insanlar gösteriyor, sanatçılar gösteriyor ve onların da cevabı bildiğiniz gibi sansürler, baskılar ve en daha önemlisi sansür ve baskı bile sevgili arkadaşlar bir cevaptır. O cevabı bile vermiyorlar. Biz o cevaba gülürüz. O cevap bizi biler. Ve biz ignore edildik. Bakılmadık, görünmüyoruz. Bu ülkede pencere camı sistemi vardır. Görmemeyi başarırlar. Biz buna rağmen gösterme çabası içindeyiz. Ve biz buna rağmen buradaki her kişi ve bize katılan sanatın dışında hissedebilir kendini. Belki o çok büyük sevgisinde kendine bir yer bulamayabilir ama biz onların bizim kadar kalplerini sanata verdiğini ve bu ülkenin insanının her birinin de çok meraklı, çok istekli, çok arzulu olduğunu biliyoruz. Çok istekli olduklarını biliyoruz. Ama çok iyi biliyoruz ki başkaları da bunu biliyor. O insanların merakı, heyecanının başka bir şeye dönüşebileceğinden endişe ettiler. Bunu gayet iyi biliyorlardı. Bunu da kendileri de öğrenmiş değiller. Bunu da başka yerden öğrendiler. Ama maalesef o kadar, onlar kadar bile sofistike değiller. Çok kabaca davranıyorlar. İşkenceyle davranıyorlar. Baskıyla davranıyorlar, sansürle davranıyorlar, kitap toplatıyorlar, filmleri yasaklıyorlar. Resme dokunmuyor gibi gözüküyorlar ama anlamıyorlar da ondan. İnanın anlamıyorlar. Yani zannettiğiniz gibi resme toleransla, hayır, anlamıyorlar. Resmi çözmek daha zor. Sinemayı kapatmak kolay. Resim çünkü öyle bir şey ki arkadaşlar sanat. Sanat öyle gidip de büyük bir şey yapmıyor, büyük bir darbe yapmıyor. Sanat çoğalır, büyür. Bir öğrenci bana demişti ki, hocam bırakıyorum çünkü anladım ki resimle devrim yapılamayacak. Maalesef. O arkadaş öyle zannediyordu. Sanatla devrim yapılır. Devrim demek de o anladığımız kaba devrimden bahsetmiyoruz. O devrim bütün karanlıktan yana olanların oluşturduğu sistemleri alaşağı etmek. Bunları her birimiz sanatımızda, inanın hangi kalitede olursa olsun, hangi kalitede olursa olsun diyorum, çok önemli. Çünkü illaki en sofistike, en şık ve en son, en avantgard, hayır, bu ülkede bir çizgi çizen adam öbürkilerden ayrıdır. Onun için lütfen birbirinizi bir kere sevin. Çok önemli. Bu dernek bunun için kuruldu. Bu yer buna inanarak yapıldı, buraya kadar getirildi. Çok zor şartlar içinde yapıldı burası. Bundan işi zorluğunu anlatarak bir pay çıkarmaya kalkmıyoruz. Cidden çok zor yapıldı. Ama yine bir şey söyleyeyim. Kalbini hak eden, bizden yana veren çok ender insanların anlayışı sayesinde yapıldı. Onlardan bir tanesi şu anda benim yanımda duran Sayın Bülent Bora'dır. Sayın Bülent Bora'yla beraber yardımcısı Sayın Sedan Koç Hanımefendi'dir. Bu arkadaşlara onların kendi imkanları içinde, kendi kurumlarında oluşturdukları galeride tanımak fırsatını buldum. Orada hasbelkader kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra kurumun kendi iç oluşturmaları, kendilerince gördükleri gerek üzerine o binayı, North Stern Han'ı ve onun altındaki çok çağdaş galeriyi kapama evresinde bir yemek verdiler, lütfettiler. O yemekte yaptığımız sergiler konuşurken ben de kendilerini tanımaktan dolayı cüretle dedim ki buraya, bu derneğe ben başkan olduğum zaman kafamda bir şey vardı. Burada 6 tane içlik. Bunlar maalesef kullanılmıyordu.
dernek biraz unutulmuştu. Biraz diyorum, biraz. Çünkü bu gördüğünüz duvarlarda asılı olan dijital fotoğraflarla, buradaki aksiyonlarla biz derneği nerede, ne zaman başladığını, hangi arkadaşlarımızın hangi çok önemli hizmetleri yaptığını hatırlatmak bakımından bunu koyduk. Nasıl bir sergi? Bu sergide 800 kişilik bir sergi olsun dedim. Meditasyon yaparken aklıma geldi. Sabah ne yapalım? Böyle dedim ki ne var? Sanat dosyaları var. Tamam işte hem de konseptüel bir yapıda var. Tamam böyle yapalım oldu. Ama burada biraz dalga atlıyorum ama bu sergi, bu galeri mekanının, bu galeri mekanı diye başlayıp sonunda ortaya bir kültür merkezi hüviyeti çıktı. Biz bunu sadece bir resim sergileyecek alan olarak değil, bütün sanatların ve sanatçıların bir arada olacağı ve davranacağı ve buradan atlayacağı, karşıya, oradan öbür yere gideceği bir tramplen. Burada tekrar teşekkür ediyorum. Ben kolay teşekkür eden biri değilim. Çok teşekkür ederim ama ciddi bir teşekkürü zor yaparım. Çünkü onu hak edeni çok bulmak çok zor. Bu bir para meselesi değildi. Bir paranın buraya ayrılması meselesi. Bu bir inancın ayrılmasıydı. Çünkü hemen onun arkasından kriz dönemi geldi. Eyvah dedim, eyvah yani. Fakat söz verdiler ve durdular ve bu sözü bir gün dahi her ufak bir noktada endişe belirtmeksizin bunu realize etme fırsatını bize verdiler. Yine tesadüf çok iyi oldu. Yine bir sanatçı, mimar dostumuzdan burayı nasıl yaparız dediğimizde Sayın Mevlas Sayın'dan kendilerini lütfettiler. Bize bu aklı verdiler, bu açmayı. Daha sonra da yine bir genç mimar grubu Aksa'nın işlerini talip olan bir grupta onlar da bunu realizasyonunu yaptılar. Sonra sergi bastının da yine kahramanlarından bahsetmek istiyorum. Bize her zaman, her zaman, her durumda herkesin çok iyi tanıdığı çok yani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum insan olarak. Sevgili Ahmet Öktem sanatçı dostumuz bizim bu dernekte her noktada destekledi. Bir yıla yakın biz bir dergi projesindeydik. Dergimizi çıkardık, hatta onun her şeyini o yaptı. Fakat parasızlıktan ve hukuki durumlardan basamadık. Bir de dergimiz oldu bu arada. Şimdi anlıyoruz ki o dergiyi de çıkarabiliriz. Bu da tamam. Ahmet Öktem bizim kartlarımızdan tutun da şurada göreceğiniz ayak Doğu Avrupa ambleminin de ki Avrupa'da kabul edilen ve Batı'nın ambleminde kendisi yapmak lütfunda bulundu. Bizi her noktada destekledi ve burada gördüğünüz bu sergi düzeni onundur ve yine çok sevgi ve gururla öğrenciliğinden tanıdığım Feyyaz Yaman da bütün öğrencilik dönemlerindeki o ileri tavrının devamı olarak işlerinde sağlıklı götüren Karşı Sanat grubunu kuran bu arkadaşımız da kendi iş imkanları, kendi konsept ve bilgisini vererek çok ciddi bir ekiple bu serginin realizasyonunu yaptılar. Şimdi huzurlarınızda böyle bir yer ve bir durum var. Burada bütün arkadaşlarımızı görmek isterdik. 800 kişiye varan bir üye sayımız var. 800 kişiye varan üye sayımız son bir yıl içinde biz 100 kadar yeni üye katılımıyla ve zannediyorum çok hızlı bir katılım var. Bundan da çok keyif alıyoruz. Ve bir Yunanistan, 15 milyon kişilik Yunanistan'ın 4000 kayıtlı sanatçısı var. Litvanya'nın 3 milyon nüfusu var, 1500 sanatçısı var kayıtlı. Bizde demek değil ki 800 sanatçısı olan bir ülkeyiz. Tabii ki çok. Ama bunlar örgüte gelecekler ve birlikte hakikaten bir kere bunu meslek olduğuna inanacağız biz ve de inanmayanlara inandıracağız. Bakanlığa inandıracağız. Hükümete inandıracağız.
Çünkü efendim okullar açmak ve okullarda sanat eğitimi veriyor gibi yapmak, bu iki yüzlülüğün cevabını vermeleri lazım. Kim nasıl yetişiyor, kim yetiştiriyor ve yetişenler nereye gidiyor? Bu kadar az olamaz bu ülkenin sanatçısı. Arkadaşlar, şaka falan yapmıyoruz. Bu kadar istekli ve bu kadar talepkar olmak zorundayız. Bu hakkı onlara biz verdik. Bu aldırmazlığı onlara biz tanıdık. Ricam buradaki şu duyduğunuzu size benim duyduğum ve size duyurmaya çalıştığımı yayın. Bunu aktarın. Ve burası sizin eviniz. Hakikaten bu bir edebiyat değil. Burası sizin yeriniz. Başka bir yeriniz yok. Buraya gelin, burada oturun, burada çay için, burada sohbet edin, burada gösterin işinizi. Burada bize sorun, biz size soralım. Ancak öyle olacak ve bunu aktaralım lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu bir herhangi bir şey değil. Bu bütün arkadaşlarımın kalbinden hakikaten teşekkürleri destekliyor. Beraber inşallah iyi şeyler yaparız. Sağ olun. Evet, sayın Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül Beyefendi geldiler ve acil gitmek zorundaydılar çünkü bir yakınları maalesef bir trafik kazası geçirmiş. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum çünkü içinde bulunduğumuz mekan, küçük bir tarihçesini yapayım. Bizim ilk derneği kurduğumuz zaman Sayın Sözen'den istediğimiz sanatçılar için istediğimiz bir mekanın bir süre sonra gerçekleşmiş olanıdır. Ve bütün bu mekan, nikah dairesi aslında bizim için yapılmıştı. Nikah dairesi sergi alanı, yandaki kafeterya sanatçısı kafeteryası. Bu içinde gördüğümüz parçalı bölümler de sanatçı işlikleriydi. Bunlardan sadece 6 tanesi sanatçı işliği olarak bize geldi. Tabii bunun nedeni de yönetimin değişmesiydi. Efendim şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin eline geçmesi. Yani bu kadar yer bize yeter dediler size. Ardından da biz yönetime geldiğimiz zaman da bir ay sonra büyük bir keyifli tesadüf oldu. Bu mekan Şişli Belediyesi'ne geçti. Dolayısıyla ev sahibimiz memnuniyetle ifade ederim Şişli Belediyesi'dir. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Biz internasyonel bir derneğiz, bir sanat derneğiyiz. Bu ülkenin sanatçıları, yani ressamlar, heykeltıraşlar, görsel sanatındaki her alandaki sanatçılarının tek ve en üst kurumuyuz. Şişli'de olmamız bizim için onurdur. Bizim de Şişli'de olmamız onlar için onurdur. Ümit ederim karşılıklı bu onurun ne demek olduğunu anlayarak yaşarız. Kendilerine bize bu alanı değiştirme fırsatı tanıdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Şahsında Erhan İşözen arkadaşımız için kendisine çok yardımcı var. Erhan İşözen'dir efendim. Kendi yardımcıları ve anlayışı. Sayın Nevzat Sayın efendim, inşallah aramızdadırlar. Sayın Nevzat Sayın beyefendi, mimar olarak bize bu mekanın ana projesini oluşturdular. Burada değiller, kendilerini sonra takdim edeceğiz. Bu arada ayrıca teşekkür en büyük teşekkürü Sayın Sedat Koç'a yapmak istiyorum. Çünkü birincisi bana katlandı. Bu çok zor bir şey. Ve benim hırslarımı, benim tepinmelerimi
Allah'tan o da yay burcu. Ben onu anlayarak, o beni anlayarak önüne geçti. Ve işte bu layık değildir ama bu da taçtandır. Sağ olun. Yine çok sevgili Ahmet Öktem arkadaşımıza. Ahmet. Geliyor, geliyor. Ve de sevgili Feyyaz Yaman, demin anlattım, bütün bu güzel serginin realizasyonunu hakikaten maddi manevi katkılarıyla oluşturdu. Lütfen Feyyaz burada mı? Geldi mi Feyyaz? Feyyaz Yaman. Montaja devam ediyor. Feyyaz montajı var, gel buraya. Yok mu? Peki efendim. Riyavunda tekrar teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, katıldığınız için sağ olun. Mehmetciğim izninle ben birkaç cümle eklemek istiyorum. Sayın ikinci başkanımız. Şimdi sevgili Mehmet Güler Yüz Başkanımızla 1989'da yine onun başkanlığında bu derneği başlatmıştık. O zaman 8 arkadaşlarımızla Hayati Aksoy da vardı. Ve bu derneğin tabii ki Türkiye'de sanatı uluslararası plana taşıması, sanatçı haklarını savunması, sanatçıların kendi yollarına, kendi kaderlerine, başkalarının eline bırakmadan illa onları anlamayan bir medyanın, onları anlamayan bir hükümet anlayışının, bir Kültür Bakanlığı politikasına hiçbir boş saha bırakmadan sanatçıların kendi geleceklerine sahip çıkma arzusuyla kurmuştuk bu derneği. Belirli görev değişikliklerinden sonra son dönemde Sayın Başkanımız Mehmet Güler Yüz'le derneği ele aldığımızda yapmaya çalıştığımız bir enfrastruktür çalışmalarının bitirilmesi. Yani derneği hukuki olarak, mekan olarak, yer olarak, altyapı olarak neleri var, neleri yok, ne durumdayız, legal olarak ne durumdayız, uluslararası konumda ne durumdayız. Ve şu mekan hiç küçümsenmeyecek bir başarı olan bu mekanda benim esas konuşma nedenim ve bu eklemeyi yapma arzum bir yönetim kurulumuz oldu, yorulan arkadaşlarımız oldu, bazen ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlar arasından, yedekler arasından seçilip onların boşluklarını dolduran, bize katkıda bulunan yeni yönetim kurulu üyelerimiz oldu. Ama bilmenizi isterim ki bu yaşına rağmen çok gençtir sevgili Mehmet Güler, hepimizin bildiği gibi. Ve çok faal bir aktif sanatçı olmasına rağmen esasında belki birçok sanatçının dünyada o yaşta artık en hızla ve en yoğun olarak kendi sanatıyla ilgili çalışmaları yapmak ve bitirmek konumunda öyle bir arzuda oldukları bir dönemde Mehmet Güler Yüz çok özverili bir şekilde bu olaya sahip çıktı ve başkanlığını yalnız bir titre olarak kullanmak için değil, fiili olarak sanatçıların yararına kullanmak için bu başkanlık dönemini kullandığını sanıyorum tüm meslektaşlarına kanıtladı. Gerçekten bu işi yapan, kendisinin saydığı bütün katkıda bulunan bütün değerli arkadaşlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz şahsında şu eklemeyi yapmak istiyorum hiçbir çekince koymadan. Gerçekten bilin ki gecesini gündüzüne katarak, hatta geceleri belki bu yüzden uykusu kaçarak bu projeyi başlatan, yürüten, şu sonuca ulaştıran kişi Mehmet Güler Yüz'dür ve çok ciddi bir alkış
alkışımız hak etmektedir kendisi. Teşekkür ederim. Thank you.